Yeni bir Ara Balıklı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet, beklenen dere avları gelmeye devam ediyor. Biraz arayı açsak da arkadaşlar yapacak bir şey yok. Mecburen gelmeye devam ediyor. Yeni merhaba arıyoruz. Kandıra taraflarını gezmediğimiz yer kalmadı. Güzel bir merhaba bulduk. Umarım bereketli olur. Dere güzel. Akıntı da var inceden. Dibi taşlık falan. Su bulanık. Fazla bir derinlik yok. 1 metre falan bir derinlik var. Yani mantarlı takım avları yapacağız. Yem olarak tavuk ciğeri. Her zaman biliyorsunuz. Vallahi mera böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mera böyle. Biraz kabak, inceden ağaçlıklar var. Kenarları deneyeceğiz. Akar olduğu için. Ahmet amcam da orada. Ahmet amca! Rastgele arkadaşlar hepsine. Buralardayız. İnşallah bugün odun yakalamayız. Ahmet abi son videosunda biliyoruz ya odun yakaladı. Burada bayağı bir gülenler olmuştu. Ahmet abi bugün sırıkla sis avı yapıyor arkadaşlar. Akıntıya göre ayar verecek, yemi dalgalandıracak. Şimdi ilk defa burada avı yapıyoruz. Bilmiyoruz meranın nasıl olduğunu. Ona göre bir kendimize bir yol çizeceğiz artık. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ahmet amcam, var mı demek istediğin bir şey? Kolay gelsin. İnşallah güzel av olur. Gelmek isteyen arkadaşları bekleriz. Aynen, bize bir DM kadar yakınsınız değil mi? Evet. Mesaj atmanız yeterli. Birlikte av yaparız. Öğlen de yemeğimizi yeriz. Ahmet abim çok güzel balık yavında. Biberi meşhurdur. Biberi. Evet. Hadi bakalım, rastgele de diyoruz ve ava geçiyoruz. Umarım güzel ve bereketli bir gün olur. Dileğiyle. Tüm balıkta olan kardeşlerime şimdiden rast gelsin. Hadi ava geçelim. Hadi oğlum. Hadi babacığım. Oo! Aldım. Hadi bakalım, gel. Bu kadar büyük değil ama güzel. Evet, ilk siftah geldi arkadaşlar. İlk sefte geldi. Hadi bismillah. İlk seftimizi yaptık. Arkadaşlar balığın boyu bu. Güzel balık. Güzel balık. Güzel. 20 santimin üstünde bir balık. Limitlerimize uyuyor. Çerez. Bunlar daha lezzetli. Öğlen belki size bir arkadaşlar bir balık tufası yapabilir Ahmet abi yani. Balık tutarsak yapacak. Söz verdi. Hadi bakalım. İlk balığımız bu boyda oldu. Umarım devamı gelecek. Kovamızı atıyoruz. Ben bu avda kancamı bir model değiştirdim arkadaşlar. Bu şimdi kaçtı. Yine Fudo'nun bir modeli. Ama 1001 modeli değil arkadaşlar bu. 1317 mi? Böyle aklıma gelmiyor net olarak ama yani 1001 modelinden biraz daha ince bir kanca ve büyük bir kanca. Şöyle diyeyim. Bu 6 numara bir kanca ama ağzı açık, daha da sivri. Yani şöyle diyeyim. 3 bıçak görüyor ucu. 3 bıçak görüyor. Daha da sivri. Yani bilakis kendisi yakalanması için. Yani diğer kancamızda tasma atmak zorunda kalabiliyorduk. Ama bu kancada pek tasma atmaya gerek kalmıyor. Çünkü çok daha sivri bir ucu yapıya sahip olduğu için kendisi otomatikman yakalanıyor. Bu avda bunu tercih ettim. Verim alır mıyım bilmiyorum. İlk balıkta pek tasma atmaya gerek kalmadı. Kendi batırdı gördüğünüz gibi. Direkt ben çektim balığı. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bu kancayı biraz kullanacağım. Test etmem gerekiyor. Ama bir sinemiz hatalı bir atış sebebiyle soldaki dikenlere girecekti. İşi dikse atmayalım. Şöyle tekrar bir atış ile. Orada kaldayı. Koyalım oltamızı. Oltamızı koyduk. Ve bekliyoruz. Ahmet abi yerinde duramadı. Gene gidiyor. Dedi ki ben ihtiyar adamım. Gezmem lazım. Ayaklarım açılması lazım dedi. Gidiyor. Ben bir tane balık tuttum ya arkadaşlar. Hemen tribe girdi. Bak kaçıyor. Bak. Nasıl kaçıyor. Bak.
Arkadaşlar merhaba, ayağı kısır, sıkıntı. 2 saatte bir tane balık oldu. Zayıf. Vermiyor pek balık. Suda balık yok. Birazdan ben de geçeceğim şöyle, şu ileride ağaçlar var. O kısmı deneyeceğim. Biraz da akarlara falan gideceğim. Bakacağız artık nasıl olacak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Batır oğlum şunu. Ufak balık vuruyor. Hadi. Batır lan şunu. Hadi dostum. Hadi oğlum. Az götür şunu, ben alacağım tasmaya seni. Hadi. Hadi oğlum. Mantarı dikti. Hadi. Dikelttim mantarı. Yürüt şunu. Dur hele dur. Daha demin bir tane iri balık aldım arkadaşlar. Kameraya yansıtamadım onu. Ansızın vurdu. Bir şey, ciğer kesiyordum. Kamerayı falan açıp kayıt alamadım maalesef. Onu da göstereceğim şimdi sizlere ama. Şuna bir vuran ufak bir balık var ya. Ufak balık yani. Ambarlamıyor. Baktım mantar yok. Bir abandım arkadaşlar. İri balık geldi. Yemimizi yedi. Onu da göstereyim size. Hemen burada da yanında da. Bak, iri bir balık geldi arkadaşlar. Bir tane geldi. Ansızın vurdu. Ben hiç fark etmedim. Ciğer kesiyordum buradan. Ciğeri keserken arkadaşlar küt diye mantara batırmış. Dedim mantar yok. Bir çekeleyim dedim. Ben çekeliyorum, o çekiliyor. Ben çekeliyorum, o çekiliyor. Tabi biliyorsunuz ki ben hassas kamışlarla ince takımla av yaptığım için pek de zorlamak gerekmiyor. Merayı zaten bilmiyoruz. Altyapısını zaten hiç bilmiyoruz. Ve kenarlar çok otluk. Kısa kalmış olunca sıkıntı çıkıyor. Ama biraz da tecrübe, biraz da dikkat ile yani iri balığı da kolaylıkla ilk bulduğunuz şöyle bir aradan çıkartabiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi. Nasıl ortam? Doğayla iç içe. Nasıl burada iki gün vakit geçirsem, video çeksem hoşunuza gider mi? Ortama bak. İnsan evi çok değmiş. Burada kırık bir olta var. Orada Ahmet amcam var. O da oltasının ucunu kırmış. Biraz hüsran. Sıkıntı. Bir tane balık aldı kiloya yakın. Şimdi ben yeni geldim buraya. Geldik ama bakacağız. Saat 12 civarı oldu. Hatta 12.30. Hayırlısı diyoruz. Zayıf. Umarım akşama doğru güzel balıklar alacağız umuduyla bakıyoruz. Balıkçının umudu bitmez. Umudu biterse balıkçı evde yatıyordur, yani eve dönmüştür demektir. Hava geldiğinizde umudunuzu hiçbir zaman bitirmeyin. Akşam kadar balık kurmasa da siz gene de o temiz ortamın, o güzel ortamın keyfini çıkarmaya bakın. Balıkçı olmak bunu gösterir. Doğayı sevmek bunu gösterir. Bulunduğunuz ortamı da kesinlikle pis bırakmayın arkadaşlar. Özellikle poşet turu herhangi bir şey veyahut da bu misinlerinizi bırakmayın. Çünkü dereler belli bir zamanlarda sular yükselir, sel alır ve bu dallar takıldıysa siz şu anki zamanda zemindeyseniz seller olduğunda su misilinizi alacaktır ve sudaki canlılara mutlaka zarar verebiliyor. Bunun bilgisini verelim sizlere. Burada bir olta var. Birisi amcamın teki bırakmış gitmiş, kırıldıktan sonra bunu yukarı bir yere atacağız. Sıkıntı. Suyu kirletmesin. O zaman ava devam. Deme Ahmet amca. Ahmet amcamın keyfi yok arkadaşlar.
Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum, yapabilirsin. Amballa şunu. Hadi. Batır şunu oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi. Küçük balık gibi vuruyor ama. Hadi tıkır tıkır yiyor. Hadi oğlum, amballa. Oh. Allah seni. Batırma bu muydu ya? Arkadaşlar, bu bir sardalya, tatlı su sardalyası. Bizim avlarımızın belalısı. Lezzetli olur. Ama düştü. Fazla da büyümez. Büyürse de çok zor büyür. Allah, düşüyoruz galiba. Allah, gene düşüyoruz. Ben şuradan bir çıkayım. Balığı kurtaracağız diye ahirete doğru yolculuğumuzu açacağız burada. Hadi git lan. Git, gelemiyorum oraya. Düşeceğim yoksa. Git. Git. Ya ne yapacağım onu ya? Küçücük zaten. Dövmüyor. O kadar kalıyor. Büyürse de çok uzun zaman geçmesi lazım. Ahmet amcam yapıştırdı, şapırdattırıyor. Ay maşallah. Bir saattir bağırıyorum. Magızım, magızım, magızım diye. Ahmet amcam aldı vali. Sırık inen aldı, sırık inen. Ya Ahmet amcamın tipe bak, bir balığın güzelliğine bak. Yaşlandı evet. Bu adam. Bu tipe bu balık gelmemesi lazım. Yaşlandı artık. Ahmet amcama bir destek arkadaşlar, bir güzellik merkezine göndermemiz gerekiyor. Balıklar artık beğenmiyor. Sabahtan beri ben 30 tane balık yakaladım. Ahmet abi bir tane balık yakaladı. İki tane kocamanlı da. Ha doğru, bir tane daha var. Kocamanlı da. Ha şu kocamanı bir görün bak bana. Yanındaki o küçük arkadaşlar sardalya, onu yem yapacağım diye almış. Ama bir de kocabaş dana var orada, bir tane dana. Danaya bak. Bir kiloluk balık var. Hadi bakalım abi, devam ediyor. Ay. Ah, onun babası da balıkçıymış da. Aldım balığa bak işte. Saatlerdir bekle bak. Bak. Tırtıklarken götünden yakaladım onun. Bak. Allah'ım be. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu geliyor arkadaşlar yani. Yok işte, balık yok. Yok. Hadi yallah. Mantarı görebiliyorsunuz bilmiyorum ama götürüyor. Bir tasma aldım. Gel oğlum. Gel. Gel. Aha. Valla yol üstünde de giderken şuraya atalım. Buraya bir zaman gelmiştik. Ahmet abi de ileride. Bir tane bindi. Bir tane bindi. Bakacağız, dağılabileceğiz mi bilmiyoruz. Balık yok. Gerçekten yok. Zayıf. Ciğerimizi bir takalım. Bir sıyıralım bakalım. Valla atar atmaz yapıştı ama. Yine aynısı olacak mı bilmiyorum. Belki devamı vardır. Hiç kaydı kapatmadan bekleyeceğiz. Atar atmaz hemen mantarı aldı götürdü yani. Aha vallahi gene vurdu bir şey. Hadi oğlum. Balığın yatağını mı bulduk yoksa akşam akşam? Hadi oğlum. Hadi. Vallahi bir şey vuruyor ama. Hadi bitledi. Bir götür şunu be. Hadi batır oğlum. Şu an mantarı dikledi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi gara kaçan. Göm şunu. Göm şunu be. Yani yeterli de uzatmıyor hiç. Aa. Hiç uzatmadı. Ufak balıktı bu muhtemelen. Ve geliyor gönlümün efendisi.
Her gecenin bir sabahı varken her balık avının da bir sonu vardır. Değil mi Ahmet Bey? Evet. Evet arkadaşlar, avı sonlandırdık. Finish of the time. Balıkları al Ahmet abi, ben istemiyorum bu sefer. Sen pişir bunları. Balığa gelirsiniz, şey yaparsa pişirirsiniz. Arkadaşlar balıkları göstereyim. Sardalya, mardalya karışık. Aksam sefası. Bir tane tosuncuk var. Başka yok. Ahmet abi, o küçük sardalya öldü diye mi aldın? Yarmışım beynini belli. Vallahi arkadaşlar balıklar bunlar. Pek balık alamadık açıkçası. Hava güzel, güzel kaldık. Hava güzeldi. Temiz, bol bol. Ciğerlerim şu anda yanıyor. Bayağı bir yanıyor hem de. Oksijenden şunları al abi. Hayır, alayım bunu. Al al al. Niye almıyorsun? Temiz bunlar. Allah'a yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Havalar soğuk. Virüs hala kol geziyor. Üşütmeyin. Tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum. Balıkta olan tüm kardeşlerime şimdiden rast gelsin. Görüşmek üzere.